Evet, programımıza devam ediyoruz. Tabii tatlı dondurma dedik ama sırada başka bir tatlıdan da bahsedeceğim. Aslında neden bu konuda işlemek istediğimi birazdan sosyal medyada karşılaştığım bazı videolar eşliğinde sizlere daha iyi anlatabiliyor olacağım. Tabii ki balı konuşuyoruz, zaman zaman gündeme getiriyoruz. Tatlı deyince babam hep der, evladım baldan başka tüm tatlılar insana iyi gelmez ya, hatta zehirdir falan gibi ağır kelime de kullanıyor ama ben öyle demiyorum. Genel anlamda balın şifa kaynağı olabilen bir tatlı versiyonu olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii arıcılık ve bal ülkemizde oldukça önemli bir endüstri. Bu konuda çok ciddi, işte amatör arıcılar da olmasına rağmen ciddi anlamda endüstriyel olarak da bu işi üstlenen kişiler de var. Çok ilginç bir haftadayız. Bu hafta dünyadaki en önemli arı kongresi Türkiye'ye geldi. Ve bilimsel çalışmalar eşliğinde tahşişi, takliti, ondan sonra işte bal ürünlerinin nasıl imal edildiği, ne gibi ürünlere dönüşebildiği, nelerle değiştirilebildiği veya sağlık üzerine etkilerini adeta paneller eşliğinde işleyen bir kongre var bu hafta. Dolayısıyla bunu düzenleyen, katılan tüm ülkemizdeki arıcıları buradan şükranla selamlarımı iletiyorum. Gerçekten hepsini tebrik ederim. Muhteşem bir şey. Peki bal madem tatlı ve sağlıklı bir şey, bu bizim karşımıza nasıl geliyor? Acaba arılar nasıl bal üretiyorlar diye bir baktım. Şöyle madde madde bakalım. Arılar bal üretmek için çiçeklerin özlerini topluyor. Hep görüyoruz ya, böyle çiçeğin üzerinde böyle toz gibi bir yer var. Orada tutunuyor. Aslında sadece o değil. Adeta içinden bir özüt alabildiklerini biliyoruz. Çiçek özleri arıların ikinci midesine toplanıyor ve arılar bu özellikleri kovanda bal mumunu peteğe bırakıyorlar. Sonrasında arılar diğer arılara bal özünü nereye bırakacaklarını göstermek için adeta kovan önünde çeşitli danslar yapıyorlar. İnanılmaz. Benim de amatör olarak iki kovanım vardı mesela. Resmen önünde izlerdim ne yapıyorlar diye. Kapıda bekçiler, orada şöyle böyle içeriye girenler. Eğer polen tuzağınız falan varsa arka ayaklarında poleni getirip oraya bırakanlar dersiniz. Yani inanılmaz bir manzara. Acayip bir yaşam var içeride. Sonra bu bütün ortam hazırlandıktan sonra artık bal toplanır. Ondan sonra yıllarca bu şekilde adeta saklanabilir ve farklı çiçeklerin bal özütleri. Peki içinde ne var? İçinde ne olduğunu, nasıl olduğunu, sağlığımız üzerine etkilerini, işte kilo yapıp yapmadığını, faydalarını birazdan çok sevgili bir diyetisyenimizle konuşuyor olacağız. Ancak karşılaştığım videolar ve neden dondurma bölümünde işlemeye karar verdiğimi aslında gösterebilirim. İki video var. Burada bir şişeye balı doldurmuş. Ondan sonra Foxy diye bir hanımefendi. Sonra onu buzluğa atmış. Bakmış ki kristalize olmuyor. Ne oldu? İçerisinden adeta şişeyi sıktığında görüyor musunuz? İçinden kıvamlı bir şekilde donmuş bal çıkıyor. Çocuklar illa böyle hani soğuk bir şeyler belki yemek istiyorlarsa, bal vermek istiyorsanız veya bal sevmiyorlarsa sevdirebilmeniz için de bence güzel bir formül. İkincisi, başka bir uzak doğuluyu görüyoruz burada. Görüyor musunuz? Adeta yoğun, böyle eskiden macunlar vardı, şekerli macunlar. O kıvama gelmiş bir bal ve onu çeşitli renklerde renklendirmiş. Yeşil yapmış, mavi yapmış, gıda boyasıyla boyamış filan. Çok merak ettim. Normal şartlarda balı buzluğa koysam donar zannediyordum. Hemen denedim ve diyetisyenimiz Gamze Şanlı Ak'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldin. Merhaba hocam. Nasılsın? Başladık. Teşekkürler, siz? Teşekkür ediyorum bu arada. Yani bal konusunda da ciddi paylaşımlarınız var. Yakından takip ediyorum. Şimdi arkadaşlar dedim ki ya bu böyle şişede mi olur dedim. Böyle yapmayalım. Nasıl yapalım dediler. Bu poşetlere koyalım. Ondan sonra hücum söyleyeyim. Altına da işte yani şey böyle şeker çubukları var ya. Adını söyleyeceğim, marka gibi olacak da o yüzden söyleyemem. dilim dönmedi. Ben de diyecektim. Ondan sonra neyse onu koyalım. Çıkartsınlar çocuklar, yalasınlar falan. 50 türlü denedim. Kasaptan poşet ince naylon aldım, olmadı. Streç film aldım, olmadı. Piknik poşeti aldım, olmadı. Pasta süsü yapmak için böyle sıkıyorsunuz. Ne o? Bu işte krema. Süslemek için krema, evet. Krema evet. Şeyi, krema torbası denedim, olmadı. Bal inanılmaz bir şekilde naylona yapışıyor. Peki, şu tezgahın başına geçelim. Tamam. Balda farklı tipler de var. Kalori değişiyor mu cinsi değiştikçe?
Yok hocam, kalori değişmiyor. Ancak vitamin mineral oranları, yani mineral oranları daha çok değişiyor. Özellikle çam balından bahsedecek olursak demir içerikleri çok daha yüksektir. Dolayısıyla demiri yükseltmek isteyen kişilerde biz genelde çam balını tavsiye ederiz aslına bakarsanız. Ama genel olarak baktığınızda dediğim gibi aşağı yukarı bir yemek kaşığı 65 kalori civarında oluyor. Dolayısıyla sadece bir çiçek balı, işte çam balı farklılıklar oluyor. Tabii ki glikoz ve fruktoz oranları birbirinden farklı. O yüzden işte kristalleşme süreleri birbirinden farklı oluyor. Tatlılık oranları birbirlerinden azıcık farklı oluyor. Çünkü çam balı biraz daha koyu bir bal. Bir de aynı zamanda şekeri birazcık daha az. Ve böyle glikoz oranından kaynaklı, fruktoz oranından kaynaklı. Ve böyle acı bir tat bırakmaz aslında tükettiğinizde. Ama çiçek ballarını tüketirseniz hafif böyle bir yakıcı bir tat bırakabilir. Ve kestane balı. Geçtiğini hissediyorsunuz adeta. Aynen öyle. O yüzden aslında bunlar tamamen içerisindeki sonuçta bir karbonhidrat kaynağı bizim için. Enerji verici çok iyi bir kaynak. Tamamen içerisindeki çaydan kaynaklı glikoz, fruktoz oranlarından ve su oranlarından kaynaklı değişimler yaşayabiliyoruz. Peki şimdi şöyle içeriye baktığımız zaman az önce söylediğiniz bir sürü şey var. Balın içerisinde farklı tipte şekerler var. Evet. Sakkaroz, maltoz, işte glukoz, fruktoz, her çeşit şeker var. Yaklaşık %80'ini karbonhidratlar oluşturuyor aslında. Doğru, evet. Dolayısıyla çok yoğun bir şeker kaynağıymış gibi gelirken ama baktığımda literatürler diyor ki siz diyor bir şeyi balla tatlandırmak isterseniz balın tat tomurcuklarınızda bıraktığı tatlı hissi o kadar fazla ki normal şekerle karşılaştırdığınızda bir şeker yani bir, diyelim bir yemek kaşığı şeker kullanacaksanız aynı miktarda tada tatlılığa balda yarım kaşıkta ulaşabiliyorsunuz. Doğru. O tatlı hissinden dolayı. Bu farklılıklar bunu getiriyor belki de. O yüzden zayıflayan kişiler bal kullanamaz demiyoruz. Diye bir şey yok. Aynen öyle. Yani normalde Dünya Sağlık Örgütü ya daha doğrusu diyet yaparken kişilerde yaklaşık olarak şeker ikamesi kullandığımızda %5-10'larında rahatlıkla total kalorimizde zaten enerji alabiliyoruz. Dolayısıyla bu aslında bal bizim için çok güzel bir alternatif. Arıların bize sunduğu mucizevi bir besin gerçekten. Tüm ilave şekerlere, şekerler yerine bal bir alternatif olabilir mi? Kesinlikle. Özellikle zaten şeker ikamesi olarak kullanabiliyoruz. Bir de her şeyin içerisinde kullanıyoruz. Genelde en büyük tartışmalardan birisi aslında bu HMF oranı biliyorsunuz. Dolayısıyla biz acaba ısıttığımızda oluşan bu HMF'nin etkisinden biraz böyle balı kullanırken çekiniyoruz açıkçası. Dolayısıyla yapılan çalışmalar aslında şunu gösteriyor. Mesela bir bitki çayınızın içerisine, çayınızın içerisine ya da bir sütünüzün içerisine bir 10 dakika kadar aslında koyduğumuzda o bizim tahmin ettiğimiz kadar HMF değeri yükselmiyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla ondan o kadar korkmamız gerekmiyor. Biz de böyle çok korkutuyorlar tabii ki HMF değeri. Keza bir pekmezle karşılaştırdığımızda 100'dür. Şu anda en popülerlerden birisi hurma şurubu. Mesela onun da 100'dür. Yani hani ikame olarak şeker yerine bunları kullanmaya çalışıyoruz ama bal gördüğünüz gibi 20'dir değeri. Çok daha iyi bir alternatif ona bakarsanız. Hem iyi bir alternatif hem daha az kullansan aynı tada ulaşabileceksin. Evet, bir de besin değeri de çok kıymetli bizim için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.